Evet sevgili izleyiciler, bu dakikalar itibariyle iki değerli konuğu ağırlayacağım. Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güran Gökyay ve aynı zamanda TGRT Haber Ekonomi Müdürü Sayın Celal Toprak. Her iki konuğuma da hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Mobilya sektörünü konuşacağız ama farklı bir boyutuyla. Aslında ofis mobilyalarıyla evet, çok fazla öne çıkan bir şirket Nurus. Fakat önemli projelere de imza atmış durumda. Celal Bey, sizin de malumatınız dahilinde hemen sorayım. İstanbul Havalimanı projesi mesela. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani İstanbul Havalimanı'nı biraz biliyoruz sanki Nurus'un o çalışmasını. Ama beni heyecanlandıran mobilyayla teknolojiyi bir araya getirmiş bir şirket Nurus. Yani Türkiye'de artık uçak koltuklarını yapabilen, o teknolojiye sahip, o teknolojiyi kullanabilen bir şirket. Ve 1927 yılında kurulmuş genç bir şirket aslında baktığınızda. Temelinde de şey var yani... iş alakı var kurucusu itibariyle baktığımızda ve geldiği nokta itibariyle de teknolojiyle mobilyayı birleştirmiş enteresan bir karışım yapmış icatçı bir şirket diyebiliriz belki bu soruyla başlamak lazım. Evet, icatçı bir şirket. O zaman sizin sorunuza hemen ekleyeyim süreyi orantılı kullanmak adına. İstanbul Havalimanı'nın koltuklarını tasarladınız ve yaptınız. Bununla birlikte başka projeler de var. Kurucusu itibariyle Güran Bey sesimi alabildiniz mi? Duyabiliyorum. Şu anda duyuyorum efendim. Evet. Az önce Sayın Toprak çok güzel özetledi aslında. Önemli projelere imza attığınızı biliyoruz. İstanbul Havalimanı'nın koltukları mesela tasarladınız. Bunun evet. dışında bu tasarımla birlikte tabii o konuya ilişkin de sizden yorumlar alacağım ama başka projelerde var mı? Süreyi orantılı kullanmak adına her iki soruyu birlikte sormak istedim. Tabii ki. Şimdi şöyle aslında Nurus bir mobilya şirketinden çok bir teknoloji şirketine doğru evrildi. Normalde bir mobilya sektöründeki yapıda bizim bildiğimiz eski mobilya ki bizim de aslında başlangıcı Nevrettin Usta diye baktığımız zaman aynı olan ahşapla işte döşemeli bir takım malzemelerin filan birleştiği bir yapı. Halbuki şimdiki mobilyada geldiğimiz yapı tamamen otomotive çok daha yakın belki benzer süreçleri işlediğimiz bir yapı. Bunun içerisinde hem kompozit hem poliüretan hem plastik enjeksiyon ve burada bizim yapmış olduğumuz son dönemdeki yatırımlar özellikle iç fabrika yatırımlarında da yurt dışı ithalat oranımızı tamamen tersine çevirmiş vaziyetteyiz. Yani biz %90 civarında bir teknolojik altyapıya sahip bir üretim yapısıyla bütün üretimi Türkiye'de yapıp milli ve yerli ve milli sermayede de bu işin ne şekilde yapılması gerektiğini bir standartla birlemeye çalışıyoruz. Evet, aslında önemli bir Yaprak süreçten geçiyoruz. Yaprak şey sormak Buyurun. Lazım belki. Yani oturma odasında oturduğumuz koltuğun kilo fiyatıyla uçak koltuğunun kilo fiyatı arasındaki fark esas. Yani ihracatçı noktasında, icatçı noktasında burası çok önemli diye düşünüyorum. Onu bize anlatabilirse Güran Bey çok sevinirim. Tabii buyurun. Tabii ki. Şey ve o tepeleri tırmanmayı seven bir aileyiz. Dolayısıyla da iyi fikirler, iyi önergeler ortaya çıkartabiliyoruz. İyi boşlukları bulabiliyoruz. Dünyada da bu konuda iyi firmalardan bir tanesiyiz. Öne doğru stratejiler koyabildiğiniz anda, boşlukları koyabildiğiniz anda ve markayla ilgili iş yaptığınız zaman da tabii katma değerli ihracatınız da bu noktada artıyor. Son şunu söyleyeyim sadece. Covid ile beraber bizim tabii evleri eve taşıdığımız bir iş yapısı var. Uzaktan çalışma dediğimiz, esnek çalışma dediğimiz birçok bu noktada yapılar var. Nurus bu dönemde oldukça ciddi bir çalışmanın altına imza attı ve bu noktada bizim yine iştiraki olduğumuz Sunspaces şirketiyle beraber bir altyapı çalışması yaptık ve orada yaklaşık 120 sayfalık bir
ofise dönüş dokümantasyonu ortaya çıkarttık. Bu dokümantasyonu da önümüzdeki günlerde yayınlıyor olacağız ama bunu da bir ortak platform üzerinden yapmaya gayret gösterdik ki yani bir normalde bir STK gibi davranıp herkesi için içerisine alıp bir ortak bir manifesto çıkartmaya çaba harcadık. Ama işin de hukuktu, alan yönetimiydi, teknoloji entegrasyonuydu. Bunların hepsini bir araya almaya çalıştık. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Gökyay yayınımıza katıldığınız için. Sayın Toprak size de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, konuklarım Nurus Yönetim Kurulu Başkanı Güren Gökyay ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Sayın Celal Toprak'tı. Ve bu bağlantıyla birlikte gündem ekonomiyi noktalıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tüm gelişmeler TGRT Haber'de olacak. Bizden ayrılmayın.